Arkadaşlar merhaba, Obebo Kekik'in 3. kısmındayız. Aralarında asal ne demek? Öncelikle bir onu anlatayım hızlı bir şekilde arkadaşlar. Birden başka ortak bölenleri olmayan sayılara aralarında asal sayılar diyoruz. Örneğin A ve B aralarında asalsa OBEB'leri ne olur? OBEB neydi? Ortak bölendi. Birden başka ortak bölenleri yok ki. O yüzden OBEB'leri daima 1 olur. OKEK'leri de bu sayıların çarpımına eşittir arkadaşlar. Yani A çarpı B'ye eşittir. Örnek verecek olursak 8 ile 9 aralarında asal iki sayıdır. Birden başka ortak bölenleri yok. O yüzden 8 ile 9'un OBEB'i 1'dir. OKEK'i de bu sayıların çarpımı yani 8 kere 9 72'dir diyeceğiz. 19. soruya bakalım. A ve B aralarında asal demiş. OKEK A, B'yi vermiş. OKEK neydi? Bu sayıların çarpımına eşittir. Yani demek ki A çarpı B'yi aslında bize 60 vermiş. Aşağıda bir denklem vermiş. Hemen düzenlersek B çarpı A artı 8 mi yapacağız? B çarpı A, B artı 8 bölü B eşittir. 17 yaptık. A çarpı B'nin 60 olduğunu artık biliyorum. Yukarısı ne oldu? 68 oldu. İçler arası çarpımını yaparsanız 17 B eşittir 68 oldu. Buradan hesaplarsak B 4 çıkar. Bizden A'yı sormuş. Götürüp burada B yerine 4 yazarsak 4 çarpı 15 mi 60 eder? A da 15 bulunur. A ve B aralarında asal demiş. Hemen ne diyeceğim? OBEB'leri 1'dir. OKEK'leri de bu sayıların çarpımıdır. Yani OKEK AB ne demek? A çarpı B demek. Artı OBEB AB ne demek? 1 demek. Neye eşit? 37'ye eşit. 1'i karşıya şutlarsak burada ne çıktı? A çarpı B eşittir. 36 çıktı. Hangi iki sayının çarpımı 36'dır? Ama aralarında da asal olacaklar. Örneğin 1 ile 36'nın çarpımı olabilir. 2 ile 18 diyeceksin ama 2 ile 18 aralarında asal değil. 2 ortak bölenleri var. 3 ile 12'nin çarpımı 36'dır ama 3 ile 12 aralarında asal değil. 4 ile 9'un çarpımı 36'dır. Aralarında asal mı? Evet. Başka 5 yok. 6 ile 6'nın çarpımı aralarında asal olmaz. A artı B en az kaçtır dediği için birbirine yakın seçmem lazım. Yani birine 4, diğerine 9 derseniz 4 ile 9'un toplamı 13'tür. Cevabımız Bursa çıktı. Ardışık sayılar aralarında asal olurlar arkadaşlar. Mesela 8 ile 9 ardışık iki sayıdır ve aralarında asaldır. Örneğin 7 ile 8. Örneğin 3 ile 4. Bakın birden başka ortak bölenleri yok arkadaşlar. A ve B ardışık sayı dediği için A ve B aralarında asal olurlar. OKEK'leri ne olur o zaman? Bu sayıların çarpımına eşit olur. Artı OBEB'leri nedir? 1'dir. Neye eşitmiş? 91'e. 1'i karşıya gönderirsek A çarpı B eşit 90 sonucuna ulaşıyoruz. A ve B nasıl sayılar? Ardışık sayılar. Hangi ardışık sayıların çarpımı 90'dır? 9 ve 10 mu acaba? 9 kere 10 90. Evet. 9 ve 10 ardışık sayılardır. O zaman biri 9'dur, diğeri 10'dur. A artı B ne olacak? 19 çıkacak. Sevgili arkadaşlar, ardışık çift sayılarla ilgili bir özelliğimiz var. Ardışık çift sayı söyleyin bana. Mesela ne diyelim? 8 ve 10 ardışık iki tane çift sayıdır. OBEB'leri daima 2'dir. Neden? Ortak bölenlerinin en büyüğü 2 olur. OKEK'leri ne? Bu sayıların çarpımının yarısıdır her zaman. Bu bir özellik olarak kalsın. Şimdi örneğin 6 ile 8 ardışık 2 çift sayıdır. Bunların OBEB'leri nedir? 2'dir. OKEK'leri ne? Çarpımlarının yarısı. Yani 6 çarpı 8 bölü 2. 6 kere 8 48, yarısı 24 olur. Soruda ne demiş? X ve Y ardışık iki çift sayıdır diyor. O zaman OKEK'leri nedir? X çarpı Y bölü 2'dir. Artı OBEB'leri ne peki? Bu sayı, ardışık çift sayıların OBEB'leri 2'dir. Neye eşitmiş? 62'ye. 2'yi karşıya gönderirsek X çarpı Y bölü 2 eşit 60 çıkar. İçler arası çarpımını yaparsak X çarpı Y eşit 120 sonucuna ulaşıyoruz. X ve Y ne? Ardışık iki çift sayı. Hangi ardışık iki çift sayının çarpımı 120'dir? 10 çarpı 12'dir. Doğru mu? 10 çarpı 12 120 eder. Dolayısıyla biri 10'dur, diğeri de 12'dir. Bunların toplamlarını sormuş. 10 ile 12, yani burada A artı B, bu yanlış yazılmış arkadaşlar. X artı Y demesi lazımdı. X ve Y'nin toplamı toplarsanız 10 ile 12'nin toplamı sonucumuz 22 çıkacaktır. Sevgili arkadaşlar, şimdi çok önemli bir özellik öğreneceğiz. Bu özellikle birçok soruyu çözebilirsiniz. Notumuz şöyle. OBEB K çarpı A, K çarpı B. Eğer öyle bir şey varsa, bakın K'lar ortak arkadaşlar. K'lar ortak. Eğer A ile B aralarında asalsa, bakın şartımız ne? Aralarında asal olacaklar. A ve B aralarında asalsa OBEB'leri otomatikmen K olur. OKEK'leri ne olur? K'lar ortak. A ile B eğer aralarında asalsa o zaman OKEK'leri de şu olur. K'yı bir defa yazıyoruz. A ile B'yi de çarpıyoruz yan yana.
Neden? Çünkü bu kat olacak. Şu örnek üzerinde anlamaya çalışalım. Mesela 50'ye şöyle yazabiliriz. 10 çarpı 5, 60'ı da 10 çarpı 6 biçiminde yazabiliriz. Bakın onlar ortak. 5 ile 6 aralarında asal mı? Evet. O zaman OBEP'leri ne oldu? 10 oldu. 50 ile 60'ın OKEK'lerine bakalım. Burası 10 çarpı 5'tir. Burası da 10 çarpı 6 mı? Onlar ortak. Tamam. 5 ile 6 aralarında asal mı? Evet. O zaman OKEK'leri ne olacak? 10 çarpı 5 çarpı 6. Yani ne oldu? 6 kere 5, 30 çarpı 10, 300 oldu. Şimdi arkadaşlar bakın bu soruyu çözelim. A ve B birden farklı aralarında asal iki sayıymış A ve B. Şimdi OKEK'lerine baktığınız zaman bakın 5'ler ortak. Doğru mu? Evet. A ve B ne? Aralarında asal. O zaman OKEK'leri ne olacak? Yani buranın sonucu ne olacak? 5 çarpı A çarpı B. Doğru mu? Bak OKEK'te ne yaptık? Hepsini aldık. Yani A çarpı B'yi de alıyoruz. Artı. 6'lar ortak burada. OBEP var. 6'lar ortak. A ve B aralarında asal mı? Evet. O zaman bunların OBEP'leri ne oldu? Otomatikten 6 oldu. Neye eşitmiş? 106'ya eşitmiş. 6'yı karşıya gönderirsek 5 çarpı A çarpı B eşittir. 100 oldu. O zaman 100'ü 5'e bölsek 20 mi? Bakın A çarpı B eşittir. 20 çıktı. A ve B birden farklı aralarında asal iki sayıdır. Hangi aralarında asal iki sayının çarpımı 20 eder? 4 ve 5 mi? 4 kere 5 20. O zaman 4 ve 5'tir. Bunların toplamlarını sormuş. 4 ile 5'in toplamı kaç eder? 4, 5 daha 9 olur. Önemli bir özellik o arkadaşlar. Bilmemiz lazım. Bakın OKEK. Burada dörtler ortak mı? Evet. A ve B aralarında asal mı? Soruda ne demiş? A ve B aralarında asal iki sayı. O zaman bunların OKEK'leri nedir? 4'ü alıyoruz. A çarpı B'yi de yazıyoruz. Çarpı. OBEP'e geldik. Burada üçler ortak. A ve B aralarında asal demiş. Tamam. O zaman OBEP'leri ne olacak? Sadece 3'ü alıyoruz. Neye eşitmiş? 720'ye. 4 kere 3, 12 çarpı A çarpı B eşittir 720'den. 720'yi 12'ye böl, 60. Yani A çarpı B eşittir 60 sonucuna ulaşıyoruz. Şimdi bu soruyu çözelim arkadaşlar. Mesela burayı şöyle yazalım. 5n. Şurada yazarsak daha iyi olur arkadaşlar. OBEP 5 çarpı n virgül. Doğru mu? Buraya da 5 ortak parantezini alalım mı? 5 ortak parantezini alırsak n artı 1 gelecek. Tamam. Ondan sonra OKEK'e geldik. Burada ne var? 4 çarpı n var. Ve 4 ortak parantezini alırsak eğer burayı ne gelecek? N artı 1 gelecek. Şimdi dikkat edecek olursak arkadaşlar. Burada 5'ler ortak. Peki n ile n artı 1 aralarında asal mı? Evet. O zaman OBEP'lerinde ne almam lazım? 5'i almam lazım. Artı buraya geldik. 4'ler ortak. N ile n artı 1 ardışık iki sayıdır. Aralarında asaldır. O zaman OKEK'leri ne olacak? 4'ü alacağız. N'i alacağız. Bir de neyi alacağız? N artı 1'i alacağız. Sonuç kaç olacakmış peki? 173. 5'i karşıya gönderirsek 4 çarpı n çarpı n artı 1 eşittir. 173'ten 5'i çıkarsak ne eder? 168 mi çıkar? Buradan 168'i 4'e bölsek 42 olur. Yani n çarpı n artı 1 eşittir. 42 sonucuna ulaştık. Hangi ardışık iki sayının çarpımı 42'dir? 6 ile 7 mi? 6 kere 7 42. O zaman n kaçmış? Demek ki n eşit 6'ymış arkadaşlar. Şimdi bu soruda arkadaşlar bakın aynı özellikleri kullanacağım. OBEP'leri 5 çıkmış. Demek ki arkadaşlar bakın A sayısı 5 çarpı K ve B sayısı da 5 çarpı T gibi bir şeydir arkadaşlar. 5'ler ortak 5'ler ortak. OBEP'leri o yüzden 5 çıkmış ama K ile T aralarında asal olacak. Ne demek istiyorum? Demek ki A eşit 5K gibi bir sayıdır. B de eşit 5T gibi bir sayıdır. Ama K ve T ne olacak? Aralarında asal olacak. Bu durumda OBEP'leri ne olur? 5 olur. Aynı notu kullandım. A artı B'yi kaç vermiş? 35 vermiş. A yerine ne yazıyorum? 5K yazıyorum. Artı B yerine de 5T yazıyorum. Bunların toplamı kaç? 35. 5 ortak parantezine alırsanız K artı T eşittir. 35'i 5'e bölsek 7 bulunur. Şimdi A çarpı B en çok kaçtır? Çarpmanın büyük olması için birbirine yakın değerler vermem lazım. Yani K ve T'ye yakın değerler vermem lazım. Yani hangi yakın değerleri verebiliriz? 3 ve 4 mü? 3 ile 4'ün toplamı 7. O zaman birine 3 diyelim, diğerine 4 diyelim. Bu durumda A kaç çıkar? 5 kere 3, 15. B kaç çıkar? 5 kere 4, 20. Yerleri de değişik olabilir. Fark etmez. Çarpmanın değişme özelliğinden 15 çarpı 20'den sonucumuz 300 çıkacaktır.
Aynı tarz soru. OBEP'leri 4. Neden OBEP'leri 4? OBEP her ikisinde olmak zorunda. Yani A sayısı 4 çarpı K gibi bir sayıdır. B sayısı da 4 çarpı T gibi bir sayıdır. Bakın dörtler ortak, doğru mu? Aynı notu kullanıyorum. K ile T aralarında asal, o yüzden OBEP'leri 4 çıkmış arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? Demek ki A eşit 4K gibi bir sayıdır. B de 4T gibi bir sayıdır. K ve T ne? Aralarında asal olacak. Şurada bir denklem vermiş. A yerine 4K yazıyorum. B yerine 4T yazıyorum. 20'ye eşitliyorum. O zaman 4 ortak parantezini alırsanız K artı T eşittir 20. 20'yi 4'e böldüm. 5 mi? Buradan K artı T eşit 5 çıktı. A çarpı B en çok kaçtır dediği için K ve T'ye birbirine yakın değerler vereceğiz ki A ve B birbirine yakın olsun. Yani birine 2, diğerine de 3 derseniz K'ya 2 ve buna da 3 dedim. O zaman 4 kere 2 bu 8 oldu. 4 kere 3 bu da 12 oldu. A çarpı B'nin en çok değeri kaç olabilir o zaman? 8 çarpı 12'den sonucumuz 96 çıkacaktır. Şimdi arkadaşlar benzer bir soru. A ve B pozitif tam sayılar. 3A eşit 4B. OBEP'lerini 5 vermiş. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Bu tarz durumda biz ne yapıyoruz? A eşittir 4K dersem, yani A'ya 4 çarpı K dersem, B'ye ne demiş olacağım? 3 çarpı K diyeceğim. Yani 3K diyeceğim. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın şunu bir yazayım büyük harflerle daha iyi görün diye. OBEP A virgül B'yi bize kaç vermiş? 5 vermiş. E peki A ne? A 4 çarpı K gibi bir sayıdır. B ne? 3 çarpı K gibi bir sayıdır. K'lar ortak değil mi? Evet. 4 ile 3 aralarında asal değil mi? Evet. OBEP'leri 5. O zaman K kesinlikle 5 olacak. Çünkü OBEP'leri 5. K kesinlikle 5'tir. K yerine 5 yazıyorum. 4 kere 5 A 20 çıktı. K yerine 5 yazarsam 3 kere 5 B de 15 çıkar. O zaman A artı B kaç olur? 20 ile 15'in toplamı sonucumuz 35 olacaktır. Sevgili arkadaşlar bakın aynı notu kullanıyorum. Yani X'e ne diyeceğim burada? 6K diyeceğim. Y'ye ne diyeceğim? 6T diyeceğim. Doğru mu arkadaşlar? Bu 6K. Bu da 6T gibi bir sayıdır. 6'lar ortak. Bakın aynı notu kullanıyorum. K ile T aralarında asal. Bu şekilde çıktı. X çarpı Y eşit 180 vermiş. X çarpı Y ne demek? X nedir? 6K çarpı. Y ne? 6T. Bunların çarpımı neye eşitmiş? 180. Yani X ve Y'yi yerine koydum. Anladınız. 6 kere 6 36 mı? 36 çarpı K çarpı T eşittir. 180 çıktı. 180'i 36'ya böldüğünüz vakit 5 bulursunuz. Yani K çarpı T eşit 5 oldu. Ama şunu unutmamam lazım. K ve T aralarında asaldır. Burası ne olabilir? 1 kere 5, 5. Yani başka da yok. Zaten 1 ile 5 aralarında asal. Dolayısıyla 1, K'ya 1, T'ye 5 diyeceğim. Fark etmez yani K'ya 5, T'ye 1 de diyebilirsiniz. Sonuçta toplamlarını sormuş. O bizi ilgilendirmez. O zaman K yerine 1 yazarsanız mesela X'i 6 bulursunuz. T yerine 5 yazarsanız 6 kere 5, Y'yi de 36 bulursunuz. X artı Y kaç olur? X'inin toplamı 6 ile 36'nın toplamı 42 olacaktır arkadaşlar. Şıklarda var mı? Yok. Çünkü işlem hatası yaptım arkadaşlar. Özür diliyorum. İşlem hatası yaptım. Hemen geri alıyorum. Şurayı bir geri alayım. İşlem hatası yaptım. Kafa gitti. Evet. Şimdi arkadaşlar bak K yerine 1 yazarsanız 6 kere 1 burası 6 oldu. T yerine 5 yazarsanız 6 kere 5 30 olur. Ben 36 yazmışım. 6 ile 30'un toplamı 6 artı 30'dan sonucumuz 36 çıkacaktır. Benzer bir soru arkadaşlar. X'e 11K dersem Y'ye de 9K diyeceğim. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar bakın şunu şuraya yazayım. Aynı notu kullanacağım. Çünkü o not çok önemli. Size soru çözdürecek. X ile Y'nin OBEP'ini bize kaç vermiş? 4 vermiş. X ne? X 11K'dır. 11 çarpı K'dır. Peki Y ne? Y de 9 çarpı K'dır. E şimdi K'lar ortak. 11 ile 9 aralarında asal mı? Bakın aynı not. OBEP'leri o zaman ne olurdu? K olurdu. Demek ki K 4'tür arkadaşlar. K 4'tür. O zaman 11 çarpı 4 bu 44'tür. 9 kere 4 Y de 36'dır. Bizden X eksi Y'nin farkını sormuş. 44'ten 36'yı çıkarsak sonucu 8 buluruz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar X, Y, Z pozitif tam sayılar. OBEP X virgül Y 8. OBEP X virgül Z 12. Bu OKEK değil arkadaşlar. Yanlış yazılmış. OBEP'tir. Olduğuna göre X artı Y artı Z toplamının alabileceği
En küçük değer kaçtır? Şimdi şuraya baktığınız zaman bakın o notu kullanacağım tekrar. Pardon, kalemi değiştireyim mi? Yok, gerek yok. O zaman bakın x ile y'nin OBEB'ini kaç vermiş bize? 8. Yani ben buraya örneğin 8k dersem buna da 8t diyeceğim. K ve t aralarında asal. Ondan sonra x ile z'nin OBEB'ini de 12 vermiş. X ile z'nin OBEB'ini kaç vermiş? 12 vermiş. O zaman ben buna 12m dersem buna da 12n demek zorundayım. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz x sayısı hem 8'in katıdır hem de 12'nin katıdır. Doğru mu? Bakın bunu görmeniz lazım. X sayısı hem 8'in katı hem de 12'nin katı. 8'in ve 12'nin orta katı nedir? Yani o kekleri nedir? En küçük orta katı 8 ve 12'nin en küçük orta katı 24'tür. O zaman x'e en az ne demek zorundayım? X'e en az 24 demek zorundayım. Şimdi dikkat ederseniz ben burada k'ya 3 dedim. O zaman k ile t aralarında asal olacaklardı. Y'nin en küçük olmasını istiyorum çünkü toplamın en küçük değerini sormuş. O zaman t'ye 1 diyebilirim. 8 kere 1 bu da 8'dir örneğin. Burada m'ye 2 demiş oldum. N'ye de mesela 1 diyebilirim. M ile n aralarında asal olacaklardı. N'ye de 1 diyeceğim ki burası en küçük olsun 12. O zaman x artı y artı z ne olur en küçük olarak? X'e en az demek ki 24 diyebilirim. Y'ye en az 8, z'ye de en az 12 diyebilirim. Bunları toplarsak 32, 44 mu? 44 sonucuna ulaşıyoruz. A ve B pozitif tam sayılar. 3A eşittir B olduğuna göre o B bu ifadesinin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın. B yerine 3A yazarsak bakalım başımıza neler gelecek. B yerine 3A yazıyorum. Şimdi burası neye dönüştü? Şuradan yazalım. OBEB 18A vardı. 18A. Ondan sonra virgül. 4 kere bakın B yerine 3A yazdım ha. 4 kere 3A 12A oldu. Şimdi OBEB'lerini hesaplıyorum. Bakın yine aynı özelliği kullanacağım. Burası mesela 6A çarpı 3 şeklinde yazılabilir. Burası da 6A çarpı 2 biçiminde yazılabilir. 6A'lar ortak mı? Evet. 3 ile 2 aralarında asal mı? Evet. O zaman bunların OBEB'leri ne oldu? 6A oldu. Cevabımız Edirne. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın yine aynı özelliği kullanacağım. Şuraya bakacak olursanız ben şunu bir daha yazayım. Çünkü önemli. Şöyle o özelliği size kavratmak istiyorum. Bu özelliği bilirseniz soru çözersiniz çünkü. 24 eşitmiş 8'e. Şimdi OBEB'leri nasıl 8 oldu? Burası zaten 8 çarpı 3'tür. 8 kere 3, 24. X de demek ki 8 çarpı K gibi bir sayıdır. 8'ler ortak. Doğru mu? 8'ler ortak. Ve K ile 3 aralarında asal olacak. Aralarında asal olacak ki OBEB'leri 8 olsun. O özelliği arkadaşlar tekrar gidin, tekrar bu soruya dönün. Şimdi demek ki K ile 3 aralarında asal olacak. Yani X sayısı aslında neymiş? 8'in katıdır. Ama benim bilmem gereken buradaki k ile 3 aralarında asal olmak zorunda. Şimdi baktığınız zaman şurada bir aralık vermiş bize. Neymiş? 6 küçüktür. Küçüktür 96. Artık ben şuradaki x yerine ne yazabilirim? X yerine 6k yazabilirim. Pardon, 8k yazabilirim. Doğru mu? X yerine 8k yazabilirim. Her tarafını 8'e bölersek, her tarafını 8'e bölersek 6 bölü 8 0 nokta bir şeydir. 3 bölü 4 mü? 0,75 gibi bir şeydir. Küçüktür k. Küçüktür 96 bölü 8'den 12. O zaman buradan k ne olabilir normalde? 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 olabilir. Dikkat ederseniz k ile 3 aralarında asal olacağı için k 3'ün katları olamaz. Yani k 3 olamaz, 6 olamaz, 9 olamaz. K kaç farklı değer alırsa x de o kadar farklı değer almaz mı? O zaman k'nın alabileceği kaç farklı değer var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman x de 8 farklı değer alabilir. Bu konunun devamını bir sonraki videoda paylaşacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.